Elbette sosyal hayat ayakta tutan birçok manevi direkler vardır. Ancak bunların en önemli olanları zekatın yerine getirilmesi ve faizin mutlaka terk edilmesidir. Esasen sadece Müslümanların değil, insanlığın sosyal hayatındaki bütün ahlaksızlığın ve bütün isyanların kaynağı şu iki anlayıştır. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim. İşte bu iki anlayışı devam ettiren sebep ise faizin devam etmesi, zekat ve sadakanın terk edilmesidir. Sosyal hayatı zehirleyen bu iki hastalığın reçetesi ise toplumun bütün kesimleri tarafından Zekat ve sadakanın hakkıyla yerine getirilmesi, faizin de her çeşidinin mutlaka terk edilmesi ve toplum hayatından kaldırılmasıdır. Aslında bu durum sadece Müslüman toplumlarda ve İslam aleminde değil, bütün insanlıkta ve bütün dünyada geçerli bir reçetedir. İnsanlığın sosyal hayatının en önemli direği ve köprüsü zekattır. Çünkü sosyal hayatta havas ve avam iki tabaka vardır. Havastan avama merhamet ve ihsan, avamdan havasa karşı hürmet ve itaati temin edecek tek şey zekat, sadaka ve diğer yardımlardır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Bu sefer avamdan da yukarıya zenginlere, yöneticilere karşı kin ve isyan çıkar. İşte toplumun sosyal hayatının ve insanlığın bu problemlerine, sıkıntılarına ve dertlerine kesin çözüm zekatın farz olması ve faizin haram kılınmasıdır. İslam dini zekatı farz kılmakla, faizi de haram etmekle her konuda olduğu gibi yine insanların, toplumların ve bütün hayatın saadetini, mutluluğunu ve huzurunu sağlamak istemiştir. Öyleyse bu saadetten, bu mutluluktan ve bu huzurdan mahrum kalmanın nedeni yine insanların kendi hatalarıdır, kendi kusurlarıdır. Bu hatadan, bu kusurdan vazgeçmedikçe ne yazık ki istedikleri neticeyi elde edemeyeceklerdir. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın.